Biz NATO içinde Yunanistan'la müttefikiz. Hal böyleyken Yunanistan çeşitli söylemlerle, çeşitli ifadelerle, bir takım lafla, sözle Türkiye'ye karşı olmadığını söyleyerek ya da biraz söyleyerek, ima ederek çeşitli ülkelerle bir takım ittifak anlaşmaları yapıyorlar, sözleşmeler yapıyorlar, mutabakat mutraları yapıyorlar. Bunun ne anlamı var diyoruz. Biz Türkiye'den bahsediyoruz, NATO'dan bahsediyoruz. NATO varken bunlar niye? Buna giriyorlar. İttifaklar var. Bir silahlanma var. Ekonomik durumuna rağmen. Diyoruz ki ya bu silahlanma kime karşı? Yani normal savunma için çok fazla, Türkiye için çok az. Bunu görenler görüyor. Fakat bunlar böyle bir hayal peşinde. Geçmiş yüzyılı düşünün. Kendilerince boyların aşan bir takım iddialar peşinde yürümeye devam ediyorlar. Bunların müttefiklik ruhuna uygun olmadığını, bunların iyi komşuluk ilişkileriyle aykırı olduğunu da biz söylemeye devam ediyoruz. Yani ittifak içinde ittifak, yani NATO'yu zayıflatır. O zaman herkes bu sefer NATO'yu yok sayıp kendi başına, kendine yakın olanlarla ittifak kurmaya çalışır ki bu da doğrudan yani NATO'ya bir şey tehdit olur. Tabii Yunanistan en önemli bahanesi, dayanağı Avrupa Birliği üyesi olmayı bir araç olarak kullanıyor, bir peçe olarak kullanıyor, bir kapak olarak kullanıyor. Hep oradan gidiyor. Yani Avrupa Birliği üyesi olduğu zaman Avrupa Birliği'nin üyeleri de Avrupa Birliği dayanışmasından dolayı hakkı, hukuku bir tarafa bırakıyor. Mesela Yunanistan olduğu zaman. İşte onların objektif olmalarını istiyoruz. Hukuk açısından bakmalarını istiyoruz. Yani çıkarsalar kullanmalarını istiyoruz. Bütün bunlara rağmen biz diyoruz ki diyalog kanalları açık olsun. Türkiye, Yunanistan diyalog kanalları açık olsun. Konuşalım, görüşelim. İşte olaylara siyasal ve barışçıl yol ve yöntemlerle çözümler bulalım. Ve Ege'yi gerçekten bir dostluk denizi yapmaya çalışalım. Gayret gösterelim elimizden geldiğince. Cidden orada bir tür zenginlikler var. Bu zenginliklerden iki taraf da yararlansın. Bunu şey yapıyoruz. Türkiye bölgesinde çok şükür gerçekten barış ve istikrarın teminatı olmaya devam edecek. Biz Türkiye olarak kimseye tehdit değiliz. Biraz önce söylediğim gibi kimsenin toprağında, hakkında, hukukunda gözümüz yok. Herkesin sınırlarına, toprak bütünlüğüne, siyasal bütünlüğüne ve egemenliğine, bağımsızlığına, haklarına biz saygılıyız. Ve Türkiye diyoruz dostları için, müttefikleri için güvenilir, güçlü, etkin bir müttefiktir. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım diyoruz. Bu karalamalarla bir yere varılamaz diyoruz. Bütün bu iyi niyetlerimizi, iyi niyetimizi ortaya koyduktan sonra da yanlış anlaşılmasın diyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Biz bu kadar iyi niyetliyiz ama aynı zamanda bizim ülkemizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin hak, alakı ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve çok şükür buna da muktediriz diyoruz.